Profesör Doktor Selahattin Sarı. 2006 yılında Gazi Üniversitesi'nden Beykent Üniversitesi'ne geçiş yaptım. O tarihten bugüne kadar da üniversitemizde hizmet vermeye devam ediyorum. Çeşitli görevlerde bulunduk. Şu an halihazırda İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nin dekanı olarak ve öğretim üyesi olarak görevime devam ediyorum. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi hangi yerleşkelerde eğitim vermektedir? İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi kurulduğu yıldan bu tarafa, 2006 yılından bu tarafa Ayaza Maslak yerleşkesinde eğitimlerini sürdürmektedir. Ancak 3 yıl öncesinde alınan karar doğrultusunda ki bu ihtiyaçtan kaynaklanmıştır. Hadımköy yerleşkesinde eğitim vermeye de başlamıştır. İktisadi ve İdare Bilimler Fakültesi eğitim sürecini nasıl özetlersiniz? Biliyorsunuz İktisadi ve İdare Bilimler Fakülteleri en fazla bölümleri olan fakültelerden bir tanesi. Beykent Üniversitesi İktisadi ve İdare Bilimler Fakültesi 15 bölüm halinde eğitimini sürdürmektedir. Bu bölümlerin içerisinde Türkçe bölümlerimiz var, İngilizce bölümlerimiz var, karma bölümlerimiz var. Türkçe bölümlerimizin eğitim süreci normal olarak 4 yıllık bir süreci kapsamaktadır. Ancak Türkçe bölümlerinde bulunup da İngilizce öğrenmek isteyen öğrencilerimize bu imkan isteğe bağlı olarak verilmektedir. Daha sonra karma bölüm olarak devam eden bölümlerimizde ve İngilizce olarak açılmış olan bölümlerimizde eğitim dilinin İngilizce ağırlıklı olması, İngilizce bölümlerde tamamının İngilizce olması nedeniyle bir yıl hazırlık dönemi söz konusudur. Dolayısıyla 1+4 yıl olarak baktığımız zaman onların da eğitim süreçleri 5 yıllık bir süreci kapsamaktadır. Bu arada yeri gelmişken hatırlatmakta fayda var. Üniversitemizde prensip itibariyle eğitim tamamen öğretim üyesi statüsündeki öğretim elemanları tarafından verilmektedir. Herhangi bir şekilde diğer öğretim elemanlarının ders vermesi söz konusu değildir. Bu doğrultuda İngilizce yeterlilik şartlarına sahip olan öğretim üyelerimiz İngilizce bölümlerimizde derslerini vermekte, karma bölümdeki İngilizce derslere girmekte, Türkçe derslerde ise yine Türkçe olarak eğitim birimimiz devam etmektedir. Fiziksel altyapı ve eğitim olanakları nelerdir? Gerek Maslak Ayaza yerleşkemizde, gerekse Hadımköy yerleşkemizde öğrencilerimiz için gerekli olan her türlü donanım imkanı mevcuttur. Örneğin bilgisayar laboratuvarlarımız her iki yerleşkemizde de öğrencilerimize tamamına imkan verecek şekilde hazırdır. Diğer taraftan yine üniversitemiz merkezi bir üniversite olması dolayısıyla diğer fakültelere verilen altyapı imkanlarından aynı şartlarda fakültemiz öğrencileri de istifade etme durumundadır. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencilerine sağlanan uluslararası imkanlar nelerdir? Her üniversitede olduğu gibi üniversitemizde de İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencilerimize her türlü uluslararası imkanların sunulabilmesi için gerekli çalışmalar her yıl yenilenerek devam ettirilmektedir. Üniversitemizde Erasmus öğrencilerimiz var. Yurt dışından gelen öğrencilerimiz var. Yurt dışına Erasmus programı çerçevesinde gönderdiğimiz öğrenciler var. Bu noktada üniversitemiz çok geniş bir yelpazeye sahip olduğunu söylememiz gerekiyor. Yurt dışındaki üniversitelerle yapmış olduğu anlaşmalar söz konusu. Bu anlaşmalar çerçevesinde öğrencilerimizin talepleri doğrultusunda üniversitemizden izinli olarak belirli sürelerde eğitimlerini
yurt dışında sürdürerek vizyonlarını geliştirme, genel kültürlerini artırma gibi imkanlar da öğrencilerimize sunulmaktadır. Üniversitemizin diyebilirsiniz ki diğer üniversitelerden farkı ne? Beykent Üniversitesi'nin kendine özel bir yapısı var. Her şeyden evvel öğrenci odaklı programlarını geliştiren, ilişkilerini geliştiren bir üniversite. Bu doğrultuda bir aile ortamı içerisinde eğitimlerimiz devam etmektedir. Üniversitemiz bünyesinde gerek fakültemizde gerekse bütünü itibariyle söylüyorum. Her öğrencimiz istediği zamanda, istediği hocaya, istediği idareciye ulaşabilme imkanına anında sahip olma imkanlarını öğrencilerimize sunuyoruz. Bu doğrultuda öğrencilerimiz de çok yakın bir ilişki içerisinde olmamız bir takım farklılıklar yaratmaktadır. Dolayısıyla yapılan anket çalışmalarında Beykent Üniversitesi'ni tercih eden öğrencilerimizin birinci gerekçelerinin üniversitedeki bu ortamın sağlanmasından kaynaklandığını ve öğrenci tavsiyelerine dayalı olarak üniversitemizi tercih ettiğini biliyoruz. Bugüne kadar böyle devam eden çalışmalarımız bundan sonra da aynı şekilde devam edecektir. Üniversitemizde sizlere ağırlamaktan mutlu olacağımızı ve Türk Eğitim Ordusu'na her yıl olduğu gibi artan sayıda katkı sağlamaya devam edeceğimizi ifade ederek bu imkanı veren tanıtım programımıza ve televizyon kanalımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Hepinize başarılar diliyorum. Üniversitemizde sizleri ağırlamaktan mutlu olacağımızı ifade etmek istiyorum. Teşekkürler.